Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde rasyonel sayılara işlemlerin özellikleri konusuyla dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Hazırsak arkadaşlar konumuza başlayalım. Biraz büyütelim. İşlemin sonucunu bulabilir misiniz diye soruyor. Evet ben de size yardımcı olmak isterim dostum dedi. Arkadaşlar her tam sayıyı paydası 1 olan rasyonel bir sayıdır. O halde bakın ben bu 5'i sanki gizli paydası 1 varmış gibi düşüneceğim. Ve paydaları eşitlemek için 2 ile genişletmek istiyorum. O halde 5 bölü 1'i 2 ile çarparsam 10 bölü 2 olur. 1 bölü 2 ile de toplayacağım. 11 daha 11 bölü 2 olur. İşlemimizin sonucu diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam edelim. biraz büyütmek istiyorum. Evet arkadaşlar etkinliklerimize dersimize devam edelim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Arkadaşlar sayılarımızın 3 ile eksi 3 bölü 4 toplayacağım. O halde 3'ün gizli paydası 1 var diyorum. Paydalarımızı eşitlemek için 4 ile genişletmek istiyorum. Genişletecek olursam gençler 4 kere 3 12 bölü 4 olur. Evet Artı ile eksi çarparak yazabilirim. Bakın eksi 3 bölü 4. O halde 12 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkaracak olursak 12'den 3'ü çıkarıyorum. 9 bölü 4 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Evet ikinci etkinliğe bakalım. Şöyle kalemimizi rengi değiştirelim. 2'den 1 bölü 3'ü çıkaracağım. 2'nin gizli paydası 1 var diyorum ve 3 ile genişletiyorum. O halde 3 kere 2 6 bölü 3 eksi 1 bölü 3'tür. Alttan 1'i çıkardım. 5 bölü 3'e eşit olur diyorum. Evet. Üçüncü etkinliğe bakıyorum. 2 ile 5 bölü 6'yı toplayacağız. Gizli paydası 1 var diğer. Ve 6 ile genişletebilirim. O halde 12 bölü 6 artı 5 bölü 6 12 ile 5 toplayacak olursak 17 bölü 6 olur. İşlemimizin sonucu diyorum. Dördüncüye baktığım zaman gençler öncelikle gizli paydası 1 var der. 4' de genişletirim. Bir de eksiyle eksi yan yana gelince toplama işlemine çevirmek istiyorum. O halde kesirimi genişletirsem 20 bölü 4 artı 2 bölü 4 20 ile 2'yi topladım. 22 bölü 4 oldu diyorum. Şöyle sadeleştirmek istersem 2'ye bölelim her ikisini. 11 bölü 2 olur. İşlemimizin sonucu diyebiliriz. Evet 5. etkinliğe bakıyorum gençler. Yine eksi 4'ün gizli paydası 1 var dedim ve 7 ile genişletiyorum. O halde eksi 4 ile 7'yi çarpıyorum. Eksi 28 bölü 4 pardon 7 artı 2 bölü 7 diyorum. Eksi 28 2 daha eksi 26 bölü 7 olur işlemimizin sonucu. Evet. Eksi 8'den 2 bölü 3'ü çıkaracağım. Şöyle gizli paydası 1 var edin ve 3 ile genişleterek devam edelim. Evet. Eksi 8 3'ü çarpıyorum. Eksi 24 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Eksi 24'ten 2'yi çıkaracak olursam. Eksi 26 bölü 3 olur. işlemimizin sonucu diyoruz. Evet gençler temizleyerek geçiyorum. Bir sonraki etkinliğimize. Şimdi paydalarımızı mutlaka eşitleyeceğiz demiştik. O halde 1 bölü 6 biraz büyüttüm. 1 bölü 6'dan 1 bölü 3'ü çıkarırken 2 ile genişletiyorum. 1 bölü 6'yı aynen yazıyorum. Eksi 2 bölü 6 Şimdi birden 2'yi çıkaracağım. Eksi 1 bölü 2 olur. İşlemimizin sonucu. Evet. Eksi 3 bölü 5'ten Eksi 3 bölü 5 ile 3 bölü 6 toplayacağız. Bunu 6 ile bunu da 5 ile genişletelim. Eksi 3 ile 6'yı çarpıyorum. Eksi 18 bölü 30 artı 15 bölü 30. Eksi 18 artı 15. Eksi 3 bölü 30 olur diyorum. Sadeleştirecek olursak da eksi 1 bölü 10'a eşit olur diyorum. Evet paydalarda 3 ve 2'yi gördüm. O halde bunu 2 ile bunu da 3 ile genişletelim. Eksi 7 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 14 bölü 6 eksim. 3 ile 1'i çarpıyorum. 3 bölü 6. Eksi 14 eksi 3. Eksi 17 bölü 6 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet biraz büyütelim. Arkadaşlar burada rasyonel sayılara toplama işleminin özelliklerine dikkat edeceğiz. Şimdi birinci özelliğimiz arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama işleminde sayıların yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Eğer sayıların yeri değişirse sonuç değişmez diyorum. Bu özelliğe değişme özelliği. özelliği denir. Şimdi örneğimize bakacak olursak 3 bölü 7 ile 2 bölü 7'yi topluyorum. Bakın 5 bölü 7'dir. Yerleri değiştirdik. Önce 2 bölü 7'yi yazdım. Daha sonra 3 bölü 7'yi. Yine sonucun 5 bölü 7 olduğunu görüyorum ve sonucun değişmediğini söylüyoruz. Peki ikinci özelliğim arkadaşlar. Rasyonel sayıları toplama işlemi yaparken sayılar ikişer gruplandırıp toplandığında sonuç değişmez. bu özelliğe ne diyorum arkadaşlar? Birleşme özelliği diyoruz. Bakın arkadaşlar burada parantezlerin yeri değişiyor. Sayıların yeri değişmiyor. 1 bölü 8, 2 bölü 8 ve 3 bölü 8 sıralamam. Önce 1 bölü 8 ile 2 bölü 8 toplayalım. Ne olur? Paydalarımız eşit. 3 bölü 8. Daha sonra burada da 3 bölü 8 var. Eşitin sol tarafında 3 bölü 8 ile 3 bölü 8 toplarsam 6 bölü 8 eşittir. Diğer tarafa bakıyorum. Öncelikle 1 bölü 8'i aynen yazdım. Şu parantezin içini toplayalım. 2, 3 daha 5 bölü 8 olur diyorum. Şimdi 1, 5 daha 6 bölü 8 oldu. Bakın arkadaşlar sonucumuz aynı oldu diyoruz. Evet. Bir sonraki özelliğim arkadaşlar. Rasyonel sayılarda toplama işleminin etkisi elemanı sıfırdır arkadaşlar. 0 toplama işleminde etkisi elemandır. A, B'yi 0'a toplarsam sonuç A bölü B'dir. 6 bölü 9'u 0'a toplarsam sonucumuz 6 bölü 9'dur demektir. Evet, bir sonraki özelliğim gençler. Toplamları 0 olan iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Diğer bir ifadeyle zıt işaretli iki rasyonel sayı toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Arkadaşlar toplama işleminde sadece sayıların işaretleri değişir diye söyleyelim. O halde a bölü b'nin toplamaya göre tersi eksi a bölü b'dir. O halde 2 bölü 5'in toplamaya göre tersi eksi 2 bölü 5'tir. Eksi 5 bölü 8'in toplamaya göre tersi de artı 5 bölü 8'dir diyoruz. Evet devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen harflere karşılık gelen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Eksi 5 bölü 9'da A'yı topladık diğer tarafta da 2 bölü 9'da eksi 5 bölü 9'un toplamı var. Bakın arkadaşlar burada eksi 5 bölü 9'lar Birincisinde birinci de ikinci de ikinci toplanan olarak verildi. O halde A'nın değeri 2 bölü 9 olur diyoruz. Evet neden bahsediyoruz burada? Değişme özelliğinden bahsediyoruz. İkinci etkini bakıyorum. B artı 0 eksi 11 bölü 5. Arkadaşlar 0 toplamada etkisiz elemandı. O halde eksi 11 bölü 5 gelir. Çünkü sonuç değişmez. Eksi 11 bölü 15 gelir diyorum. B'nin değeri olarak. Üçüncü etkinliğe baktığımız zaman 9 bölü 5, 9 bölü 10, 5 bölü 8 ve C. 9 bölü 10, 5 bölü 8 ve 1 bölü 2. Arkadaşlar sadece parantezlerin yeri değişti. Bakın 9 bölü 10'lar eşleşti. 5 bölü 8'ler eşleşti. O halde C'nin değeri 1 bölü 2 olur diyoruz. Evet, dördüncü etkinliğe baktığım zaman da toplamada arkadaşlar iki sayının toplamı eğer ise bunlar toplama göre birbirlerinin tersidir diyoruz. O halde D yerine gelmesi gereken sayı 5 bölü 7'nin toplamaya göre tersi olan eksi pardon eksi 5 bölü 7 olur diyorum. Evet devam ediyorum. Aşağıda verilen rasyonel sayıların toplama işlemine göre tersleri yazınız. Yani zıt işaretlisini yazınız diyor. 7 bölü 11 eksi 7 bölü 11'dir. 11 bölü 13, eksi 11 bölü 13, eksi 8 bölü 9, eksi gider arkadaşlar artıya döner, artı 8 bölü 9, eksi 6 bölü 12'de, artı 6 bölü 12'dir. Toplama işlemine göre tersi diyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.